Bu dersimizde hücrelerdeki moleküler varyasyondan bahsedeceğiz. Bir popülasyondaki genetik yapının varyasyonları bulunduğunu muhtemelen hepimiz biliyoruz. Peki tek bir organizmada bile organizmanın ürettiği molekül tiplerinde varyasyon olduğunu biliyor muydunuz? Tabii moleküller ürettikleri zaman da değişkenlik gösterir. Örnek vermek gerekirse, hepimizin ya da canlı tüm organizmaların diyelim DNA'sı olduğunu biliyoruz. Size hızlı bir DNA çizimi yapayım. Evet. DNA'mızdaki genler kendilerini kodlarlar. Başka bir deyişle bu DNA mesajcı RNA'ya dönüşüyor. Sonra da ribozomlara giderek farklı proteinlerin üretilmesini sağlıyor. Ortaya çıkan bu proteinler DNA'mızda kodlanan şeylerin tezahürü olarak yorumlanabilir. DNA'nın birden fazla proteini değil, aynı proteinin birden fazla tipini kodlayabildiğini de biliyoruz. Ek olarak bazı çevresel faktörlere göre bu proteinlerin bazılarını daha fazla, bazılarını da daha az kodluyor. Çevresel faktörler DNA'nın hangi kısmının mesajcı RNA'ya dönüşeceğini etkileyebiliyorlar. Bu genler de daha sonra farklı proteinlerin üretilmesini sağlıyor. Buna verilebilecek ilginç örnekler mevcut. Örneğin hemoglobin, yani kırmızı kan hücrelerinde oksijene bağlanan protein kompleksi. Kanımızda çoğunlukta olan hemoglobin tipi anne karnında ve bağımsız bireyler olduğumuz dönemlerde farklı. Burada bir hemoglobin molekülüne ait bir resim var. 4 heme grubu 2 oksijene bağlanıyor. Fetüslerde baskın olan hemoglobin hemoglobin F'dir. Ancak doğumdan sonra hemoglobin F üretimi durur ve hemoglobin A üretimi başlar. Bu noktada hemoglobin tipinde neden bir varyasyon olduğunu sorguluyor olabilirsiniz. Bunun sebebi ortamın değişmiş olmasıdır. Fetüs anne karnındayken doğrudan solunum yapmaz. İhtiyacı olan oksijeni annesinin kanından alır. Annenin kanı fetüsün kanı ile karışmaz. Ancak ikisinin karşılaştığı yerde bir sınır bulunur. Şu şekilde çizelim. Burada anne kanı, burada da fetüsün kanı olsun. Bu sınırda da gaz, yani oksijen ve karbondioksit değiş tokuşu gerçekleşir. Bu ortam yani fetüsün kırmızı kan hücrelerinin oksijene bağlandığı ortam akciğerlerle karşılaştırıldığında oksijen açısından fakir bir ortamdır. Oksijenlenmiş ve oksijenden yoksun kan aynı ortamda yer alır ve bu ortam akciğerler değildir. Oksijen açısından fakir olan bu ortamda hemoglobin moleküllerinin oksijene gerçekten de çok sağlam bir şekilde bağlanmaları gerekir. Buradaki diyagramı incelersek yatay eksende oksijenin kısmi basıncı yer alır. Dikey eksende ise farklı hemoglobin tiplerinin oksijen saturasyonları bulunur. Mavi eğri ile temsil edilen fetal hemoglobinin %50'lik saturasyona ulaşmasının yetişkin hemoglobinine göre daha düşük kısmi basınçlarda gerçekleşebildiğini görebilirsiniz. Bu da fetal hemoglobinin daha iyi bağlandığı ya da oksijeni daha iyi çektiği anlamına gelir. Fetüsün içinde bulunduğu ortamı düşünürsek bu son derece mantıklı. Ancak fetüs doğduğu anda hemoglobinin artık bu kadar iyi bağlanmasına gerek yoktur. Ek olarak bu kadar iyi bağlanmasının bazı kötü tarafları olduğunu da söyleyebiliriz. Oksijen çok daha iyi bağlanırsa vücudun tüm dokularına ulaşması güçleşir. Hemoglobin F'den hemoglobin A'ya geçişin sebebi de budur. Moleküler varyasyonu sadece hemoglobinde görmüyoruz. Fotosentez yapan bitki ve organizmaların farklı klorofil tipleri içerdiklerini biliyor muydunuz? Klorofil, bitkilerde karbonhidrat sentezlenmesi için kullanılan ışık enerjisini yakalamada oldukça önemli bir rol oynayan bir moleküldür. Buradaki diyagramda ise bitkilerde rastlanan iki farklı klorofilin farklı frekanslardaki ışığı ne kadar iyi soğurabildiklerini görüyoruz. Klorofil A, mavi ışığın mor sınırını en iyi şekilde soğururken, klorofil B yeşil mavi daha doğrusu mavi-yeşil ışıklarda daha iyi çalışabiliyor. Ek olarak, klorofil B'nin turuncumsu-kırmızı ışığı soğurmada, klorofil A'nın ise kızılötesi ışığın kırmızı sınırını soğurmada iyi olduğunu görüyoruz. Bunun faydalı olmasının sebebi ise, bitkilerin günün ya da yılın farklı bölümlerinde aldıkları ışığın farklı dalga boylarına sahip olması. Bu sayede bitkiler ışık enerjisini daha verimli bir şekilde kullanabiliyorlar. Bunlar moleküler varyasyona verebileceğimiz örneklerden sadece birkaçı. Hücre zarlarında fosfolipit çift tabakayı oluşturan fosfolipitler olduğunu biliyoruz. Bu farklı tiplerin her biri farklı sıcaklıklarda, farklı derecelerde sıvı haldedir. Bu varyasyonların koşullara göre değişim gösterdiğine işaret eden bazı araştırmalar da mevcut. Örneğin, soğukkanlı bir hayvan hava soğuk olduğunda hücre zarlarının katılaşmaması için daha sıvı olan fosfolipitlerden üretir." diyerek videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Bu video ile size organizmaların hücrelerinde türlü türlü moleküler varyasyonlar olduğunu ve bunun organizmaların içinde bulundukları ortamlara ya da gelişim evrelerine daha iyi adapte olmalarını sağladığını anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.